metalar üreticileri tarafından piyasaya sürülüp mübadele edilirler. Bu şeyleri meta olarak birbirlerinin karşısına çıkarmak için üreticilerinin kendi iradeleriyle birbirlerinin karşısına çıkması gerekir. Böylece her iki tarafın katıldığı irade beyanıyla kendi metalarını ellerinden çıkartarak yabancı bir metanın sahipliğini elde ederler. Sözleşme sistemi, hukuk sistemi içerisinde gelişmiş olsun ya da olmasın, bir sözleşme içerisinde olan bu hukuki ilişki kendisinde iktisadi bir ilişkinin yansıdığı bir irade ilişkisidir. Bu hukuk veya irade ilişkisini belirleyen bizzat iktisadi ilişkinin kendisidir. Kişiler burada birbirleri için metaların temsilcileri ve dolayısıyla meta sahipleri olarak mevcut bulunurlar. Metanın sahibi için dolaysız bir kullanım değeri yoktur. Aksi halde sahibi metayı pazara çıkarmazdı. Başkaları için kullanım değeri vardır. Sahibi için metanın dolaysız kullanım değeri, mübadele değeri taşıyıcısı ve dolayısıyla mübadele aracı olmasından ibarettir. Bu sebeple meta sahibi metasını, kullanım değeri kendisini tatmin edecek bir diğer meta karşılığında elinden çıkarmak ister. Bütün metalar, kendi sahipleri için kullanım değeri olmayan şeyler, bunların sahipleri olmayanlar için kullanım değeri olan şeylerdir. Her meta kendi sahibi için, her yabancı meta kendi metasının özel eş değeridir. Ve bu nedenle kendi metası tüm diğer metaların genel eş değeridir. Meta sahiplerinin metalarını birbirlerinin karşısına değerler ve dolayısıyla metalar olarak çıkarmaları ancak bunları genel eş değer sayılan herhangi bir başka meta ile ile mümkün olur. Bir önceki videomuzda metanın analizi bunu ortaya koymuştu. Ne var ki yalnızca toplumsal eylem belli bir metayı genel eş değer yapabilir. Bundan dolayı diğer tüm metaların toplumsal eylemi Bunların hepsinin birbirleri karşısındaki değerlerini temsil eden belli bir metayı dışarıda bırakır. Böylece bu metanın fiziksel biçimi toplumsal olarak geçerli eşdeğer biçimi haline gelir. Toplumsal süreç aracılığıyla genel eşdeğer olmak dışarıda bırakılan metanın genel özgül toplumsal işlevi olur. Sözü edilen meta böylece para halini alır. Para kristali farklı türden emek ürünlerinin fiilen birbirlerine eşitlenmeleriyle ve dolayısıyla fiilen metaların dönüştürülmesine aracılık eden mübadele sürecinin zorunlu bir ürünüdür. Başlangıçta metaların mübadele oranları tümüyle rastlantısaldır. Bunların mübadele edilebilir şeyler olmaları, sahiplerinin onları karşılıklı olarak ellerinden çıkarma isteklerinden kaynaklanır. Ama yabancı kullanım desteklerine duyulan ihtiyaç adım adım yerleşiklik kazanır. Mübadelenin sürekli tekrarı onu düzenli bir toplumsal sürece dönüştürür. Bundan dolayı zamanla en azından emek ürünlerinin belli bir bölümü bilinçli olarak mübadele amacıyla üretilir hale gelirler. Bu andan itibaren bir yandan nesnelerin dolaysız ihtiyaç giderme yararlılıkları ile mübadele konusu olma yararlılıkları arasındaki ayrılma kuvvetlenir. Kullanım değerleri mübadele değerlerinden ayrılır. Diğer yandan birbirleriyle mübadele edilme oranları bizzat üretimlerine bağımlı hale gelir alışkanlık bunları değer büyüklükleri olarak sabitler. Meta mübadelesinin sırf yerel olan bağlarını koparması ve dolayısıyla meta değerlerinin genel olarak insan emeğinin maddeleşmiş haline dönüşecek şekilde genişlemesi ölçüsünde para biçimi doğal özellikleriyle genel bir eşdeğerin toplumsal işlevine uygun metallara değerli madenlere bağlanır. Altın ve gümüşün doğası gereği para olmamasına karşın paranın doğası gereği altın ve gümüş olduğunu, bunların doğal özelliklerinin paranın işlevleriyle uyumu gösterir. Ama şu ana dek paranın yalnızca bir işlevini, meta değerlerinin görünüm biçimini ya da metaların değer büyüklüklerinin kendilerini toplumsal olarak ifade etmelerini sağlayan malzeme olarak hizmet ettiğini biliyoruz. Değerin yeterli görünüm biçimi veya soyut ve dolayısıyla eşit insan emeğinin maddeleşmiş hali ancak bütün parçaları aynı işlevi taşıyan bir madde olabilir. Diğer yandan, değer büyüklükleri arasındaki fark sırf nicel olduğundan, para meta sırf nicel farklılıklara uygun yani istenildiği zaman parçalanabilir veya parçalarından tekrar bir bütün haline getirilebilir olmak zorundadır. Altın ve gümüş bu özelliklere doğal olarak sahiptir. Para metanın kullanım değeri iki yönlü hale gelir. Meta olarak kullanım değerinin örneğin altın diş veya lüks eşyaların ham maddesi bunun yanı sıra özgül toplumsal işlevlerinden kaynaklanan formal bir kullanım değeri kazanır. Bütün diğer metalar yalnızca paranın özel eş değerleri, para ise bunların genel eş değeri olduğundan diğer metalar genel meta olarak altının karşısında özel metalar olarak yerlerini alırlar. Dolayısıyla para biçiminin diğer bütün metalar arasındaki değer ilişkilerinin bir tek meta üzerinde toplanmış, yansımasından başka bir şey olmadığını artık anladık. Her meta gibi para da kendi değer büyüklüğünü ancak göreli olarak diğer metalarla ifade eder. Bunun değeri de üretimi için gereken, Emek zamanla belirlenir ve diğer herhangi bir metanın aynı uzunluktaki emek zamanla elde edilen miktarıyla ifade edilir. Daha anlaşılır bir dille bir metanın para olabilmesi için diğer bütün metalarla ortak olan değeri taşıması gerekir. Bu ortak değer daha önce bahsettiğimiz gibi insan emeğinden başka bir şey değildir.